Cennet. Dağın efendisinin sınırı. Bugün büyük kıyameti ilan ettim. Lanet olsun. Lanet olsun. Prens Amalric adına onunla konuşmaya geldik. Çıkarın miğferlerinizi. Çıkar dedim Selahattin. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Aslan Şah'ın oyunları yüzünden beylerle karşı karşıya gelen Sultan Nureddin savaşın eşiğine gelmiştir. Selahattin ve gazileri Karayetegin'i bulmuş fakat Maral'ın tuzakları yüzünden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelmiştir. Müslüman kanı dökmek istemeyen Sultan Nureddin'in tek yolu Selahaddin'in Karayetegin'i bulup getirmesidir. Selahaddinler büyük bir tehlikenin ortasındayken onu kurtaran Ömer Melli olur ve bu sayede Karayetegin'i Maral'ın elinden kurtarırlar. Karayetegin'i Aslan Şah'ın vurduğunu öne sürerek savaşı durdurmaya çalışan Sultan Nureddin'e karşı çıkan Aslan Şah, Karayetegin'in sağ salim dönmesiyle köşeye sıkışır. Beyler Aslan Şah'a öfkeliyken Bernard'ın kurmuş olduğu plan devreye girer ve Bernard'ın bıraktığı Temur gelerek Karayetegin'i vurmadığını söyleyerek inkar eder. Her iki taraf arasında sıkışan beyler ne Aslan Şah'ın ne de Sultan Nureddin yanında birlik olmayı kabul etmez. Beylerin dağılması zenginlerin kuvvetini azaltırken Bernard ise Gazze için harekete geçer. Bu durum Sultan Nureddin'in ve Selahaddin'i huzursuz ederken Selahaddin ne yapıp edip beyleri yanında saf tutması için ikna edecek ve hep birlikte Kudüs için harekete geçecektir. Selahaddin Gazze'ye yönelen Bernard'ın canını alacaktır. Dağılan Müslümanlar yeniden birlik haline getirilecek, kendi hırsları uğruna suikast tertip etmekten ve dahi Türklerin amansız düşmanı Haçlılarla bile ittifak etmekten çekinmeyen Aslan Şah'ın gerçek yüzü aşikar olacaktır. Selahaddin ve Sultan Nureddin Kudüs'e yürüyecekken Prens Amalric ile karşı karşıya kalacak ve sezon finali gerçekleşecektir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.